Evet, Mudurnu Taşkesi Sarop Termal Tesislerinde bir odayı seçtik ve Emin abiyle birlikte, burada Emin Yerdilen abiyle birlikte burada merak edilenleri konuşacağız. Tesisleri gezdik ve sizlere de aktardık biraz önceki görüntülerden. Emin abi, kısaca bize buranın başlangıcıyla ve şu anda gelinen noktayı bir açıklar mısınız? Evet, özellikle Aydın Bey, Bolu ilimiz, Mudurnu ilçemiz, Taşkesli beldemizde böyle bir tesisi, böyle bir bölgede Allah böyle bir tesisi bize nasip ettiği için sonsuz Allah'a hamd ediyoruz ve şükür ediyoruz. Evet. Bunun 2006 yılında Bülent Bey bu jeotermal alanlarda tecrübeli, deneyimli, tanıştık, kader. Biz aşağı yukarı 32 yılda beri maden sektöründe, inşaat sektöründe işimiz, Bülent Bey'le de tanışmamız bu kablica veya termal tesislerle alakalı. Ben de bildiğiniz gibi Saadet Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı nedeniyle biz önce Balıkesir ve İzmir Seferihisar'dan sonra da bura nasip oldu. Buraya başladık. 2007'nin 4. ayın 5 itibariyle önce bu Sarut Kabrıca Birliği ihaleyi aldık. Orada biliyorsunuz 4 yıldızlı bir otelimiz var. 300 Evet. yataklık. O da inşallah Haziran 30 itibariyle o da faaliyete geçiyor. Yap işlet devret modeli 49 yıllığına o oteli. Ondan sonra burada da aşağı yukarı gördüğün gibi 35 bin 398 dairede ulaşan bir alışveriş merkezi, sağlık merkeziyle birlikte aşağı yukarı 206 dairemiz, alışveriş merkezimiz, alt katta Türk hamamları, saunası, yüzme havuzları, aile havuzlarıyla birlikte 15 Haziran itibariyle oturmaya başlayacağız inşallah. Yani gerek Bolu ilimizdeki yöneticilerimizde, başta valimiz, genel sekreterlerimiz, milletvekillerimiz ve buradaki tüm sivil örgütleri, siyasi parti mensupları hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun gerçekten. Bolu. İlk başta bu konuya çok insanı haklı olarak inanamadılar. Ama Allah'a sonsuz hamd ediyoruz. Allah bizi de mahcup etmedi. Satış gerçekten bir yıl bizden önde gidiyor. Hala öyle. Şimdi ikinci etabı bildiğiniz gibi rezistans mantığıyla hemen yan tarafta. Bu da 36. blok olarak kabul edeceksin. Bolu'ya hiç denize girdiniz mi? Evet, Yapay sloganımız oydu. deniz ile. Evet. İkinci Hatta etap. ilk broşürleri İstanbul'da turizm fuarında tanıttığınızda insanlar orada şoka girdiler. Acaba ne oldu? Deniz mi getiriyorlar? Siyasetçiler geldi. Yani ama biz siyasetçi politikacı değiliz. Bir de bizim bir kimliğimiz var. Milli görüşçüyüz. Tekkede su çıkarırız mantığıyla. Maşallah. Bu, evet, bu manada inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Gerçekten Bolu ilimiz güzel bir yer. Hele Müdürlüğün ilçesi Evet. Taşkesti bu vadinin içine baktığında şimdi işte ilkbaharın yeşili rengarenge baktığında muhteşem bir güzellik var değil mi burada? Evet. Havası güzel, suyu güzel, insanları da İnsanlar da güzel. güzel. Evet. Hepsi bir araya geldiğinde böyle güzel bir eser çıktı ortaya. Bu eserde emeği geçen muhtarından azalarına varıncaya kadar sizin gibi değerli basın mensupları, gerek bölgedeki belediye başkanımız, gerekse Bolu'daki valimiz, genel sekreterimiz, il özel idaredeki il genel meclis üyelerimiz, bütün devlet erkanına, bürokratlarına hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsine iki cihan saadetini nasip etsin. Amin. Güzel bir tesis çıktı ortaya. En kısa zamanda biz de gerçekten heyecanla, böyle aşkla, şevkle burada yatma ve buraya taahhüt ettiğimiz sattığımız insanların burada mutluluğu Allah'tan hem dua ediyoruz hem niyaz ediyoruz. İnşallah hayırlı olacak. İnşallah. Peki bu 15 Haziran'da ne kadar bir buranın ne kadar bir bölümü açılacak? 206 daire, 398 dairede 206 daireyi hemen işletmeye soracağız. Onun akabinden peyden yani sene sonuna kadar bütün 398 size yakın açmayı düşünüyoruz. Bu 206 dairedeki misafirlerimiz 15 Haziran'da artık buraya gelip tatillerini yapabilecekler değil mi? Evet, aynen öyle inşallah. Merak edenler, bekleyenler, sabırla bekleyenler, sabredenler muradına erecek. Aynen öyle. Saadete kavuştuk. Bilakis böyle. Yani burada tabii çeşitli bu vesileyle Allah size razı olsun, size teşekkür ediyoruz. Siz bu soruyu hem yönelttiniz, siz burada bütün Türkiye'deki bütün insanlarımıza şunu da gerçekten müjde olarak bildir. Çok merak edenler gelsin. Biz burada gece gündüz 24 saat 16 aydır ben haftada bir gün evime gidiyorum.
bu da yatıp kalkıyorum. Aynı şantiye şefi gibi gördüğün gibi evet. Sütun başında öyle tek tek bire bire burada 206 tane personel çalışıyor inşaat alanında. Bir yandan temizlik şirketi devreye girmiş, güvenlik şirketi devreye girmiş. Bir yandan görüyorsun ağaçlarla, bir yandan kilit taşı ile, iç dekoru ile. Bu yani bir hafta 10 gün içinde de bir geldiğinde bir yalancı cennet olarak yeşil bir tesis göreceksin inşallah. Yani burada müjdele herkese. Çok merak edenler de gelsin, görsün. Ya hayır söyle, ya sus. Ya sus, evet. Peki bu diğer projenizin aşaması nedir? Ne kadar bir zamanda bitirme hedefleniyor? İkinci etap, dediğiniz bu tek bina dediğiniz 206 daire. O da hedefimiz yani inşallah 2,5 yılda belki daha erken olacak. Çünkü biliyorsun biz burayı başlarken makine parkı dizayn edeceksen, altyapıyı dizayn edeceksin. 1,5 sene bununla uğraş. Evet. Ama şimdi hepsi hazır. O bina sadece bina çıkacak ortaya. Onun altyapı hatları çekilmiş, jeotermal hatları çekilmiş, soğuk su hatları çekilmiş. Her şey hazır. Bir bina yani. Biz millete 3 sene diyoruz da 2,5 yıla yakın devreye alacağız inşallah. Yani çok kısa zamanda yani. Daha belki 2,5 seneden daha az bir süre içerisinde bunu faaliyete alacağız inşallah. Peki ben bir zamanlar sizinle yine böyle bir sohbet ettiğimizde, hatta bu yukarıdaki sizin dinlenme yerinizde sohbet ettiğimizde ben sizden bir haber yapmıştım hatırlarsanız. Mudurnu'ya müjde Taşkesi'den sonra. Bu Mudurnu'daki müjde ne alemde? Mudurnu ile ilgili bir ortaklığınız ve sizin bir projeniz, hala düşünceniz hala devam ediyor mu? Şimdi tabii Mudurnu'daki biliyorsunuz jeotermal su ruhsatları biz aldık. Evet. Sarı Palas'ın adına aittir. Evet, oranın projesiyle alakalı biz gerçekten oraya da bir hız almıştık. Doğru, Allah razı olsun size özellikle hatırlattığım için. O zaman beraber istişare ettiğimizde, yukarıda söylediğimizde müdürlüğüne müjde demiştik. Nasip meselesidir. Oradaki konu gerçekten arazide bir sıkıntılarımız oldu. O gün oradaki belediye başkanımız belli bir noktaya doğru yardımcı oldu. Ondan sonra da herhalde insanların arazisinde olsa gerek. Ya yaptıramadı. Öyle bir konu. Şimdi biz müdürün işletme müdürlüğü ile orada aşağı yukarı 280 dönüme yakın yeri var müdürün işletme müdürlüğü biliyorsun. Evet. Orayı da Orman Bakanlığı imzaladı. Becaiş yani takas mantığıyla aşağı yukarı 3-4 trilyona yakın onların orjinal yapılacak. Müdürün içinde bir yerleri var. Orayı da gerek Orman İşletme Müdürlüğü, gerek Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, gerekse bakanlık kanalıyla imzalandı. Başbakanlığında bu seçim sürecine girdi. Eğer orası onaylı gelirse orada yani buranın 5-6 kat büyüklüğünde yani 3000 daireye yakın dev bir kompleks. Çünkü o jeotermal suları, ruhsatları bize ait. Evet. Daha bölgenin tamamı. Kimse oraları bizim dışımızda sonuç bulamaz yani. Orada biz hatta özel idareyle de böyle bir görüşmelerimiz de oldu. Dedik ya bu mevcut otel yıllardır böyle burada duruyor. Öyle bir, şekilde duruyor. Kimse çalıştıramıyor. Yılan hikayesine dönmüş. Orayı da bize verin. Orayı da yani dört yıldızlı bir otel haline getirelim, yap işlet devlet modeliyle talebimiz hala o yöndedir. Yani bu şekilde de kurtulmuş olsun. Tabii. Hatta orada müdürlüğü belediyesinin aşağıda bir arazisi var 5 dönüm. Orada evet. Da bir hamam, bizim eski ecdatlarımıza uygun bir hamam yapalım. Orayı olduğu gibi belediye devredelim. Müdürlüğü hediye edelim. Tabii müdürlüğü hediye edelim. Müdürlüğü halk da bu fırsattan faydalansın diyor. Tabii aynen öyle. Hala o fikirlerimiz devam ediyor. Ama tabii Türkiye'de biliyorsun bürokrasi mevcut oradaki belediye, ilçe belediyesidir. Yani onlar bu konunun içinde ne kadar elini taşın altına koyarlar onu bilemem. Ankara'da da dönüşümü gelirse orada yani bizim hala o konuda şeyimiz var. Yani Mudurnu'daki bu projeye hala sıcak bakıyoruz. Tabii aynen öyle. Yani çünkü biz şu anda burada da yani satışlara yetiştiremiyoruz. Bizim ikinci etabın yapay denizle birlikte dizayn ettiğimizi şu anda %40'ı sattık yani. Bu sene sonuna kadar satışlarımız bitecek. O zaman ne yapmak lazım? Bu satışlar bu kar topu gibi artık bu Türkiye'nin projesi olmuş. Evet. Dünyanın projesi gibi olmuş. Kar topu gibi dediğiniz aklıma geldi. Yani kar topu oldu, çığa dönüşmüşken bunu fırsat. Tabii bu müdürün için, Bolu için gerçekten bir fırsattır diyorsun. Büyük bir fırsat. Yani eğer müdürün o projeyi gerçekleştirirse senede 300 bin insan oraya gelecek. Düşünebiliyor musun? Müdürünün ili bile yetmeyecek. Müdürünün il nüfusu 120 bin civarı öyle evet, değil mi? Bolu. Yani düşün. Şimdi bura ikinci etapla birlikte aşağı yukarı 18 bine yakın devre yani 17 bin küsür. Düşün yani.
Bu buranın hedefi 1200 daireyle bitecek. Peki buranın hedefi Mudurnu Taşkesti Sarı Termal'in yıllık kişi kapasitesi, misafir kişi kapasitesi nedir? Bura 3 etaplıdır. Şimdi ikinci etaba başladık. 3 etap tamamlandığında 1200 daire. 1200 dairenin normal 3500-4000 her 15 günde bir insan gelecek. Evet. Yani 3000 aşağı yukarı 3500 insan buraya gelip taş kesti beldemizde. Düşün. Şimdi burada bizim işletme yönümüz de çok farklı. Tesis nasıl Türkiye'de çok farklı olduğuna göre evet. Suyu farklı, konumu farklı, güzellik yönünde. İşletme mantığımız da inşallah farklı olacak. Gerek restoranlarımız, gerek konferans salonumuz, gerek spa merkezimiz, sağlık merkezimiz. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu tesisi gördüm. Yani Türkiye'de eşi benzeri yok. Yani bir 5 yıldız deme, 7 yıldızlı bir tesis millete. Yani vaat ettiklerimiz çok üstün çıktı değil mi? Evet. Yani onun için burada talepler varken müdürün bu talepten faydalanması gerekiyor. Bu vesileyle gerek mevcut siyasi partilerine de sesimiz gitmiş olsun. Mevcut belediye başkanına, valimize, Türkiye'deki bütün siyasi kanallarına dışı bu hızı, hele Bolu ilimizdeki bütün devlet erkanı, siyasi öngörüşlerini, bütün fikirlerini herkes bir tarafa bıraksanız bizim hızımızı kesmesin. Tabii, biz burada Türkiye'de yani yatırımcıyız. Tabii, tabii. Hem biz kazanalım, hem memleket kazansın, hem bölge kazansın. Tabii, şimdi burada şimdi iki ortak Bülent Yılmaz'la neyine yetmiyor? Yeter. İki tane deli Ferhat Şirin misali. Yani şimdi Ferhat gibiyiz. Bolular da olsun şey, Bolular da olsun Şirin veya müdürler olsun Şirin. Bu işi tamam. Dağları yani. Delelim. Aynen öyle. Başkanım çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hem tesislere gezdirdiniz bizlere. Vatandaşlarımıza da bunları aktaracağız. Hem de bu güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de özellikle Allah sizden razı olsun. Bu ikinci kez de görüşmemiz. Burayı boş bırakmıyorsunuz. İlk günde beni siz bize inanmıştınız. Hem buradaki taş kestiği insanlarımıza hem de müdürlüğündeki ilçemiz artık biz de müdürlüğüyüz. Taş kestiliyiz. Burada sizin aracınıza, Bolu ilimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müjde bütün Bolu ilimize, ismi yani büyük Bolu ili küçük ama sıralamada da dikkat ederse ekonomi şeysinde de geçen gün açıklamaydı. Evet. Bir numarada Bolu. İnşallah turizm alanında da bir numara olacak, Allah nasip ederse. Evet. Yatırım alanında da, yani Sarı Termal'ın hedefi, ilk günde başladığımızda insanlara şunu söyledi, bizim yatırım amacımız 1 milyar dolarlık. Hakikaten bu alan boş. Bizim insanlara layıkıyla, hakkıyla hizmet ettiğimiz bizim insanlar ahde vefaya bağlıdır. Herkes siyasi görüşleri, inançlarını, fikirlerini bir kenara bırakarak yaratandan ötürü hoşgörüyle herkesi seveceğiz, kardeş olacağız. Bu güzel nimetlerle faydalanacağız. Burada aracımızda bir kez daha bütün Bolu ilimizin başta valimizde olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum örgütü temsilcilerimize, köy muhtarlarımıza varıncaya kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinde ve sizde razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Evet, Mudurnu Haber takipçileri. Bugün de Mudurnu Sarı Termal AŞ'nin misafir olduk. Emin abi, Emin Yerdelen abi bize Taşkes'teki Sarı Termal tesislerindeki bir dairede bizleri konuk ettiler. Tesislerimizi gezdik. Tüm hemşehrilerimize, tüm dünyadaki tüm hemşehrilerimize ve bizleri takip eden siz dostlara Taşkesti Sarı Termal'den selamlar gönderiyoruz. Emin abinin biraz önce bahsetmiş olduğu gibi merak edenler İstanbul ve Ankara'nın burası arka bahçesi. Gelsinler, bir saattir buradalar. Gelsinler, buradaki arkadaşlarımız onlara en iyi şekilde burayı tanıtacaklar. Ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacaklar. Ben davet ediyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim.